Davranış sorunu. Yazan: Aliara 2015. Ekim 24, 2024. Kaynak: Çetçipiti, Wikipedia. TUSAŞ Merkez Yerleşkesine canlı bomba saldırısı. 5 ölü, 22 yaralı var. Euronews. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çıkışı. Diyarbakır'da merak ve şüpheyle karşılanıyor. BBC News İstanbul'da yeni doğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren, suç örgütü yeni doğan çetesine yönelik soruşturmada, şu ana kadar 47 şüpheliden 22'si tutuklandı. Euro News. Türkiye'de güncel haberler böyle. Diğer taraftan, yaşam tarzı, dünya görüşü ve aykırı inançlarıyla kamplara bölünmüş, Ekseriyeti bireysel ve toplumsal faydanın bilincinde olmayan bir Türk halkı hep vardır. İnsanlarımızda güvensizlik, bencillik ve kıskançlık duyguları, dışlamışlık ve dışlanmışlıkla biten insani ilişkiler ve önyargılı davranışlar şimdi daha hakimdir. Neticede insanlarımızın siyasi, terör ve kanun dışı yoğunlaşmış güncel bu olaylar hakkında neler düşündüğünü, bunlardan ne anlam çıkardığını, ruhsal ve fiziksel tepkilerini doğrusu bilmiyorum. Ama insanların çoğu gibi ben de yaşayarak ve duyarak şunu biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şimdi tam bir kaosun içinde olup karmaşa yaşamaktadır ve çaresizdir. Çünkü iktidar ve muhalefetteki siyaset erki tükenmiştir. Halkımız ise ekseriyetle şimdi çok fazla yaşam sıkıntısı çekmektedir ve umutsuzdur. Bu durum toplumda büyük bir değişim ve reform ihtiyacını işaret eder. İyi veya kötü mü olur? Nasıl olabilir? Tahmin yapmak çok zordur. Şimdi gelelim esas meseleye. Sosyal bir sistemde sorunların kaynağında toplumu yöneten insanlar ve o toplumun yönetilen üyeleri olan insanlar bulunmaktadır. Tutarlı, bilinçli ve sorumlu davranışlar sergileyen insanlar ya da bireyler ahlaki değerlere, toplumsal normlara ve kanıtlanmış bilgiye dayalı düşünürler ve seçimlerini hür iradeleriyle yaparlar. Doğru ve güvenilir bilgi, gerçeklikle uyumlu ve kanıtlanabilir olmalıdır. Bu durum, bireylerin mantıklı kararlar almasına ve bu kararların sonuçlarını öngörmesine olanak tanır. Ahlak, bireylerin ve toplulukların davranışlarını yönlendiren, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etmelerini sağlayan değer yargıları ve kurallar bütünüdür. Ahlaki kurallar, dürüstlük, adalet, sorumluluk, saygı, empati, yardımseverlik, iyilik ve hoşgörü gibi değerleri içerir. Bireysel ahlak, kişinin içsel değerlerine dayanırken, toplumsal ahlak, toplumun ortak değerleri üzerinden düzen sağlar. Evrensel ahlak ise tüm insanlığı kapsayan, evrensel etik ilkeleri içerir. Bireyin düşünce ve ahlaki değerleri, davranışlarını şekillendirir ve bu davranışlar, kişinin hem kendisini hem de toplumla olan ilişkisini tanımlamasına yardımcı olur. Dolayısıyla, tutarlı ve erdemli davranışlar sergileyebilmek için, düşünce ve ahlakın uyumlu bir şekilde işlemesi gerekir. Ahlaki ve bilinçli davranışları sergilemek için bireylerin sadece inançlarına değil, bilgiye ve akılcı düşünceye dayanması önemlidir. Aksi takdirde, kararları subjektif önyargılar ve yanıltıcı algılarla şekillenmiş olur, ve bu durum onların tutarlı bir ahlaki çerçeve geliştirmelerini zorlaştırır. Sonuç olarak diyeceğim şudur. Ahlaki değerlerin ve ahlaklı davranışların kaynağında bireyin içsel rehberleri yani vicdan, irade, düşünce, dışsal etkiler yani aile, toplum, din ve evrensel ilkeler bulunmaktadır. Bu kaynaklar birbirini tamamlar ve bireyin nasıl davranması gerektiğini şekillendirir bireyin iç dünyasında doğru olanı hissetmesi ve düşünmesi, yani vicdan, sezgiyle toplumsal normlar, dini öğretiler ve evrensel etik ilkeler bir araya gelerek ahlakın temellerini oluşturur. Filozoflar ve Kur'an ahlaki değerlerini, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde ele alarak insan davranışlarını yönlendirmeye çalışır. Bireysel ahlak, kişinin içsel değerlerine ve iradesine dayanırken, toplumsal ahlak, birlikte yaşamın kurallarını belirler ve evrensel ahlak, tüm insanlık için geçerli etik ilkeler sunar. Filozoflar bu kavramları akıl, mantık ve etik prensiplerle açıklarken, Kur'an ilahi emirler ve öğütlerle ahlaki bir yaşamın nasıl olması gerektiğini belirtir. Ali Ara 2015 24 Ekim 2024